Değerli 12 Punto izleyenleri merhaba. Bugün Fransa'dan önemli bir gazeteci konuğumuz var. Cumhuriyet Gazetesi Paris temsilcisi değerli Süleyman Tosunoğlu ile Fransa'da seçim sürecinde ve sonrasında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Süleyman Bey, nasılsınız? Merhaba Mustafa Sipahi. İyiyiz, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Dilerseniz hemen ben sorularıma geçmek istiyorum. Birinci turda birinci olan aşırı sağ bir aşırı sağ oluşum diyeyim. Nasıl oldu? Sonrasında ne tip gelişmeler yaşandı? Birinciliği bırakıp üçüncü parti durumuna düştü. Şimdi Mustafa'cığım, biliyorsunuz Fransa'da Avrupa milletvekili seçimlerinde Fransa'da, yani Avrupa'nın diğer çeşitli ülkelerindeki sağcı partilerin yükselmesiyle birlikte Fransa'da da aşırı milliyetçi parti birinci olarak çıkmıştı. Hı hı. Ve bu çıkıştan sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron meclisi feshederek bir erken seçim kararı aldı. Erken seçim kararı aldıktan sonra bu aşırı sağ tehlikesi ve bunun önünü kesmek için partiler kendi aralarında ittifak yapmaya başladı. Yani bu sol cepheye baktığımız zaman, yani sol cephede yeni halk cephesi diye bir oluşum ittifak yapıldı. Bunun ittifakın içerisinde boyun eğmeyen Fransa Partisi, Sosyalist Parti, Fransa Komünist Partisi ve Yeşillerden oluşan bir ittifaktı bu. Ve bu ittifak sürecinde seçimlerin birinci turunda bu ittifak ikinci turda yapıldı. Yani birinci turda değildi ama birinci turda normal bütün partiler kendisi olarak girdi. Burada da yine Marine Le Pen birinci olarak çıktı. Marine Le Pen'in partisi. İkinci turda partiler ittifak yapmak zorunda kaldı. İlginç bir şekilde orta sağın, yani bu Charles de Gaulle'den bu yana işte Chirac'ın partisi olan Cumhuriyetçilerin başındaki başkanı Ciotti maalesef burada aşırı sağla ittifak yaptı. Bu da partide bölünmeye yol açtı. Ve geriye kalan işte sol partiler bir araya gelerek şey yaptı, ittifak yaptı. İşte dediğimiz gibi bunun içerisinde boyun eğmeyen Fransa, Sosyalist Parti, Komünist Partisi ve Yeşillerden oluşan Yeşiller. Bir cephe oluşturuldu, halk cephesi. Diğer taraftan da orta sağın diğer bir küçük partisiyle Macron'un partisi Rönesans'ta bir araya gelerek ufak bir ittifak oluşturmuş oldular. Ve burada ikinci tur seçimlerinde, yani birinci tur seçimden sonra zaman oldukça kısaydı. Yani bir haftalık bir süre vardı. Burada oldukça büyük bir protestolar başlamıştı. Başta üniversite öğrencileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar her gün, hemen bildiğimiz kadarıyla, evet gördüğümüz kadarıyla neredeyse her gün protesto mitingleri düzenliyordular. İşte Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda olmakla birlikte Fransa'nın genelinde yapılıyordu. Ve bu mitinglerle birlikte Fransa medyasının da aşırı sağın çok büyük tehlike olduğu yönünde haberleri filan yayınları da biraz daha şey oldu, yani etkili oldu. Bununla birlikte baktığımız zaman işte medyanın sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, diğer siyasi partilerin ve aynı zamanda bunu da unutmamak lazım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ikinci tur seçimlerinde halka bir sesleniş yaparak bütün cumhuriyetçi ve demokratların bir araya gelmesini istiyordu. Yani burada bir şey vardı. Yani tek hedef burada aşırı sağın önü kesilmek istedim. Macron'un burada çok önemli bir rolü var, yani değil tabii mi? Tabii ki Macron'un da açıklaması vardı tabii ki. Ve aynı zamanda ikinci tura girildiğinde, çünkü birinci turda
Burada %12'nin üzerinde oy alan üçüncü şahıslar da ikinci tura kalabiliyor. Onun için ikinci tura bazı illerde ve bölgelerde 3 aday kalmıştı. Bunların içerisinde işte bak yani bak şeye baktığınız zaman aşırı sağın karşısında olan eğer 3 kişi kalmışsa bir de aşırı sağ burada 3 kişi 3 parti arasında şey oldu. Mesela 3. kişiler genelde adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Çünkü şeyin önünü kesmek için aşırı sağın önünü kesmek için. Bu yani bir güç birliği çok ciddi bir dayanışma sergilendi yani, büyük bir dayanışma sergilendi. Yoksa çünkü aşırı sağın önü kesilmesi bu seçimlerde oldukça zor görülüyordu. Çünkü son zamanlarda seçimlere 3-4 gün hatta 2 gün kala en son anketlere baktığımızda halen daha aşırı sağ birinci olarak gözüküyordu. Yani birinci turda %34 civarında oy almıştı. Ama bu böyle olunca bir taraftan Macron'un partisinin adayları da zayıf adayları, ikinci tura kalan zayıf adayları da çekilmiş oldu. Yani baktığınız zaman 200'ün üzerinde aday çekilerek güçlü adayın arkasında durma başladılar. Yani bu da seçmeni biraz daha o tarafa yönlendirmiş oldu. Artı işte Mbappe gibi ünlü futbolcuların da açıklamaları, işte aşırı sağın bir Fransa için. Yani Macron'un açıklaması aslında etkili olmuştur şöyle. Çünkü Macron açıklamasında aynı zamanda aşırı sağ yani bu ulusalcı cephenin kazandığı takdirde Fransa toplumunu da böleceğini yani toplumun bölüneceğini Fransa'daki eski yani huzurun da kalmayacağı işte sokak çatışmalarının iç savaş çıkacağını siz de hatırladığınız belki hatırlarsınız. Evet. Böyle bir açıklamalar vardı yani burada biraz daha tabii ki insanları bu biraz daha bir araya getirmiş oldu. Ama bu önümüzdeki işte Fransa siyasetinin geleceğine baktığımız zaman aşırı sağ tehlikesi halen daha bitmiş değil. Peki bir şey sorabilir miyim Süleyman Bey? Evet. Şimdi bu aşırı sağın dünyada bir yükselişi söz konusu. Fransa'daki yükseliş de dünyadaki aşırı sağı yükselten gelişmelerle benzer gelişmeler mi? Ya da Fransa'nın kendi dinamikleri aşırı sağın yükselişinde farklı mı? Ve son seçim başarısının ardından sağın bir güç kaybı söz konusu mu? Evet şimdi dünyada baktığınız zaman aşırı sağ yani milliyetçi yani bir nevi ırkçı partiler yani biraz daha ekstrem radikal sağ milliyetçilik. Bunların yükseldiğini görüyoruz ve bunun Avrupa'da da en son işte dediğim gibi bu milletvekili seçimlerine baktığımız zaman Avrupa parlamentosu için yapılan seçimlerde burada da baktığınız zaman çoğu ülkelerde birinci parti olarak çıktılar. Yalnız şöyle bir şey var biliyorsunuz o galiba o 14 ve 16 yıl aradan sonra İngiltere'de şu an iktidarı da sol kazanmış oldu. Orada da muhafazakarların elindeydi yıllarca. Şimdi aynı zamanda da şimdi bu aslında Avrupa'da biraz daha bu göçmen etkisinin de şeyi var. Yani bir göçmen karşıtlığından dolayı aslında yükseldiğine bakıyoruz. Yani diğer ama Fransa diğer Avrupa ülkelerine baktığınız zaman biraz daha farklı. Çünkü yıllardan beri o Türkiye'de de bilinen bir sözdü. Yani hatırladığım kadarıyla işte Fransa için ülkesizlerin ülkesi deniliyordu. Yani biz burayı şey olarak Fransa'da. Yani Fransa biraz daha tabii diğer Avrupa ülkelerine göre değişik. Çünkü aşırı derecede yabancı kökenliler çok. Yani Fransız, evet. Yani bizi gibi Fransızlar ama orijin olarak hepimiz başka bir ülkenin orijin şeyiz. Yani kökünden geldiğimiz için. Fransa'nın banliyolarına baktığınız zaman mesela oralardan sola genelde oy çıkıyor. Orada yabancılar işte yaşıyor, göçmenler. Ama Fransa'nın şeyine baktığınız zaman da yani bakanlarına, milletvekillerine bakıldığı zaman bunları da baktığın zaman orijin olarak baktığın zaman yabancı kökenli insanlar. Mesela Manuel Valls vardı. Eski İçişleri Bakanı, Başbakan.
Orijin olarak İspanyalıydı, İspanya kökenliydi. Barcelona belediye başkanlığı için seçimlerinde birkaç yıl önce aday olmuştu gidip belediye seçimleri için. Mesela bugün Anne Hidalgo'ya baktığımız zaman Paris belediye başkanı, o da İspanyol, çift vatandaşı yani bizler gibi. Hı hı. Onun için Fransa'da pek aşırı sağın kazanacağını ben sanmıyorum. Oldukça çok zor ama yükselmiş olabilir. Bu da bir süreci yani yaşanan bir süreçten yani diğer Avrupa dünyada şey olduğu gibi Fransa'da da ancak bu kadar olabilmiştir ama ileriki yıllarda veya yapılacak olan 2028'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde falan kazanacağını pek vermiyorum yani şans olarak veremeyiz. Yani olması çok zor. Peki Fransa yani Fransa halkı böyle bir şey olduğu zaman tehlikeyi gördükleri zaman bir araya gelebiliyor. Yani bir şeyin karşı cephenin bir tarafta cephelenebiliyor. Bunun içerisinde sağcısı olsun, solcusu olsun, işte sosyal demokratlar olsun. Yani orta sağ diyorum. Yani gelip bir taraftan şey olabiliyorlar. Yani toplum olarak da bu sefer tehlikeyi gördüğü zaman sandıklara bu sefer fazla katılım oluyor. Birinci turda katılım oldukça düşüktü. Onun için ikinci turda katılım oldukça fazlaydı, %60'ın üzerinde. Böyle bir şey olduğu için ya bir de Fransa, Avrupa ülkelerinin diğerine baktığınız zaman Fransa biraz daha değişik. Çünkü Fransa aslında bir kilit, yani bir sigorta. Çünkü Fransa'da yapılan protestolar bir anda Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yayılıyor. Aynı zamanda oradan da çıkıp dünyaya yayılıyor. İşte 68 hareketleri olsun, öğrenci hareketleri, işte sarı yelekli şeyler olsun, protestoları olsun. Burada da yani şey olarak bakıldığı zaman siyasete, eğer Fransa bir kalesi yani şey olarak yıkıldığı zaman bu Avrupa'nın için çok daha büyük felaketi getirebilir idi aşırı sağ. Bunu şu anlamda söylüyorsunuz. Aşırı sağ Fransa'da etkin bir güce dönüşürse Avrupa'nın geneli için bir tehlike arz tabii ediyor. Tabii ki. Yani çünkü bak, yani dolayısıyla zaman Fransa'da aşırı sağın iktidara gelememesi Avrupa ülkeleri için de bir güvenlik tabii ki. Yani burada evet yani Fransa burada dönüşüyor. Aslında çok yani Fransa imaj olarak da yani Fransızlara baktığın zaman orta sahadaki insanlarla da konuştuğunuz zaman yani Fransa'da aşırı sağın yani ırkçı bir partinin iktidar olması Fransa'nın imajı içinde iyi olmadığını, olamayacağını belirtiyorlar. Yani bu yönden Fransa toplumu da bu aşırı sağın önünü kesmesi için tabii ki yani baktığımız zaman ikinci tur seçimlerine bir hafta kala yani Fransa geneli başta Paris olmakla birlikte bütün meydanlar, caddeler, öğrencilerin protestolarıyla sabahlara kadar caddeler inliyordu. Yani şey olarak aşırı sağa tepki olarak. Aşırı sağın önünü kesilmesi için tabii ki bunun bu biraz daha toplumu yani bu protestolar öğrencilerin biraz daha protestoları meydanlara çıkması, aşırı sağa karşı tepkilerini protesto yaparak dile getirmeleri aynı zamanda burada biraz daha duyarsız olan seçmenleri sandığa gitmeyen seçmenleri de tetiklemiş oldu ve bunlar da sandığa gitmek zorunda kaldı. Çok çok net bir şekilde yine Fransız halkı kendi geleceklerini belirlemekte önemli bir görev üstlenmişler ve harekete geçmişler. Eylem yapmak suretiyle. Tabii ki burada gençlerin oldukça büyük rolü oldu. Öğrenci sendikaları yani bunlar liseden başlayarak lise ve üniversite öğrenci sendikaları devamlı meydanlarda çıktılar. Ellerinde işte pankartlar, çeşitli dövizler, insanlara işte orada şey yapmaları, protestoları iyice yaymaları Fransa geleneğine bunun şey oldu. Ama mesela şöyle bir şey vardı Mustafa. İngiltere Avrupa'dan çıktığı zaman yapılan referandumda baktığınız zaman İngiltere'deki yaşlıların oy verdiğini görüyorsunuz. Farkına varmadan, gençlerin haberi olmadan yapıldı. Ve Avrupa Birliği'nden çıkıldıktan sonra bizim burada yani karşılaştığımız genç nesil İngilizler ağlıyordu, öğrenciler. Yani çünkü Avrupa'daki o elde etmişleri çoğu şeyden mahrum kalacakları için şey yapıyordular. Yani istemiyordular ama
Tabii ki o bir oldu bittiye getirilerek aslında İngiltere'de Avrupa'dan çıkarılmış oldu. Yani gençlere baktığınız zaman gençlerin bu tür şeylere karşı olduğunu görebiliyoruz. Kendi açımdan önemli bulduğum iki soru var. Birincisi, Fransa'da çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yaşıyor. Kimisi Fransız vatandaşı olsa da kökeni, orijini biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye. Bazıları da zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının Fransa'da nüfusu artıyor mu? Ve aşırı sağın kaygı veren yükselişinden Türkler hangi oranda etkilendiler? Hani burada yabancı kökenli Fransızlara baktığımız zaman, yani bizler gibi yabancı kökenli, evet, yani Türk kökenler ve Maghreb, işte Afrika falan. Ya Türklere de baktığınız zaman tabii ki yıl geçtikçe Türklerin de nüfusu oldukça artıyor. Yalnız Fransa'da değil, Avrupa geneline baktığımız zaman bugün dördüncü, mesela Almanya'da galiba dördüncü ve beşinci jenerasyon nesil. Fransa'da da üçüncü jenerasyon oldu, nesil olduğu için. Burada tabii ki endişe oldu. Burada oy kullanan Türkler, Türk kökenliler genelde burada aşırı sola oy verirler. Yani bu işte Komünist Partisi'ne, Sosyalist Parti'ye veya Mélenchon'un boyun eğmeyen partisine oy verirler veya Yeşillere. Burada Türklerin içinden sağa oy veren kimseye rastlayamazsınız. Peki... Aynı Türkler ya da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları diyeyim, Fransa'da yaşayan, Türkiye'deki siyasi eğilimleri nasıl? Türkiye'deki siyasi eğilimine baktığınız zaman mesela Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren mesela Türk burada şey oluyor. Yani burada tamamen aşırı, hatta aşırı sola oy veriyor. Yani normal Sosyalist Partisi'ne de değil, daha aşırı. Yani Komünist Partisi'ne oy veriyor veya Yeşillere. Peki Türkler, ikinci sorum yine Türklerle ilgili, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyla ilgili, genel hatlarıyla bu siyasi gelişmeleri nasıl değerlendiriyorlar? Kendileri adına mesela bir kaygı içine düştükleri oluyor mu? Almanya'daki Türklere bakış açısı gibi bakış açısı var mı Türklere? Bir göçmen karşıtlığı ya da yabancı karşıtlığıyla karşı karşıya kalıyorlar mı? Yani Fransa'da yasalar oldukça çok ağır. Yani bugün bir yabancıya yani ırkçılık gibi bir konuşma eğer yapıldığı zaman veya bir şey, o da diyelim ki halk arasında, mesela halk arasında bir yabancıya, bunun 60 bin euro cezası var, 3 yıl hapisi var. Yani burada da şey var, yani yasalar oldukça ağır. Yani bir onun için bu şey tabii ki şey olarak yapılmaz ama bunun arasında içerisinde biraz, yani yalnız aslında ırkçılık değil, biraz da kıskançlık da olabiliyor. Yani mesela bir yabancı daha iyi işte işler yapıyorsa veya şey yapıyorsa, onu mesela bir gören Fransız biraz da belki kıskançlık da, yani biraz da aslında kıskançlık biraz daha fazla ağır basıyor şeye baktığınız zaman. Irkçılıktansa kıskançlık biraz daha fazla olmuş oluyor. Peki bitirmeden önce bir soru daha yönetmek istiyorum Süleyman Bey. İttifaklar henüz hükümet kurma sürecinde bir noktaya varamadılar. Hükümet kurulamadı. Bu süreç nasıl ilerliyor? Sizin öngörünüz hükümetin ne zaman kurulacağı yönünde? Şimdi, hangi tarihte kurulabilir? Nasıl kurulabilir? Süreci biraz aktarabilir misiniz? Evet. Şimdi biz kulislerden edindiğim bilgilere göre şimdi dün Başbakan Gabriel Attal istifasını sundu. Macron istifasını kabul etti. Ama başbakan olarak yeni hükümet kurulana kadar o şeyini devam edecek. Yani sorumluluğunu, böyle fazla tabii şey yasamasa konu çıkartılmadan bir şey olarak devam edecek. Yani yeni bir hükümet kurulana kadar. Ama şey olarak baktığınız zaman, bakınız şimdi bu sol dediğimiz yani solcuların kurmuş olduğu sol partilerin yeni halk cephesi. Şimdi yeni halk cephesinin içeride bazı şeylerle konuştuğumuz zaman milletvekilleriyle, bunlara nasıl olur da diye sorduğumuzda, çünkü şey olarak
Yani 570 milletvekiline en az 289'unu alması gerekiyor. Mesela meclisteki bu sandalye sayısının 289'u bulamıyor. Şimdi burada sohbet ettiğimiz milletvekilleri eğer bir koalisyon kurulacaksa bunun Macron'un partisinin dışında olması mümkün gözükmüyor diyorlar. Yani yoksa kurulması mümkün değil. Çünkü başka parti yok. Yani bir tarafta aşırı sağ var, bir tarafta Macron'un partisi var, bir tarafta da sol var. Yani bu şey dediğimiz, halk cephesi dediğimiz. Onun dışında alternatif yok. Yani burada ne olacak? Burada diyorlar ki eğer burada Macron'un, Cumhurbaşkanı Macron'un bir işte bu sol halk cephesine hükümeti kurma görevi verdiği zaman burada şey olacak, yani bir koalisyon arayışı başlayacak. Yani partilere görüşmesi gerekiyor. O da görüşeceği parti bir tek parti kalmış oluyor. O da Macron'un partisi. Onun dışında parti yok. Bu da biraz daha kilitliyor. Çünkü bir tarafta aşırı sağ var, bir tarafta Macron partisi var, bir tarafta şey, yani üçe bölünmüş durumda şu an. Evet. Onun dışında şey kurulması mümkün değil. Hükümet kurulması mümkün değil. Şey olarak hükümet kurulduğu zaman azınlık hükümeti de kurulduğu zaman küçük bir şeyde Gensor'da hükümet düşüyor. Yani ilerlemesi mümkün değil. Artık bu peki, süreçte o zaman bu süreç şöyle bir sonuç doğurmuyor mu? Efendim? Nasıl? Şöyle bir sonuç doğurmuyor mu? Şimdi Macron seçim öncesi zaten aşırı sağın yükselişine karşı bir tutum içindeydi ve bir aslında bir çağrı yaptı. Aşırı sağın yükselişini engellemeye çalıştı. Dolayısıyla sol partilerle bir araya gelmesi daha mümkün görünmüyor mu? Şimdi sol partilerle, yani eski Sosyalist Partisi olsaydı, yani Mitterrand'ın partisi olmuş olsaydı. Burada çünkü Sosyalist Partiler'de evet yükseliş var ama Sosyalist Partisi bu ittifakın içerisinde ikinci parti konumunda. Çünkü burada en büyük parti şu an boyun eğmeyen Fransa partisi. Yani Mélenchon'un partisi ama Mélenchon'un radikal çıkışları ve radikal davranışları aslında şey yapıyor. Yani baktığınız zaman bu koalisyonu biraz tedirgin ediyor. Yani yoksa mesela burada Mélenchon radikal olarak zaten biliniyordu. Eski Sosyalist Partisi'nin milletvekiliydi. O işte radikal çıkışlarından sonra partisini kurdu ve radikal söylemlerden radikal bir şekilde çıkışı şey oldu. Yani böyle bir oylarını evet arttırdı ama sonuç olarak bakıldığı zaman şu an birinci parti olarak şey oluyor ama yani bir taviz vermesi gerekiyor Mustafa. Eğer Macron partisiyle şey kurmak istiyorsa biraz radikal çıkışlarından taviz vermesi gerekecek. Başka da olması mümkün değil. Peki bir soru daha sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına bu sağ yaklaşımlardan, sağın yükselişinden dolayı diğer Avrupa ülkelerinde veya dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi bir tavır, bir baskılama, kötü muamele gündeme geliyor mu Fransa'da? Yani Türkler şu an hayatlarından memnunlar mı? Ya Türkler hayatlarından memnunlar. O yönden öyle bir aşırı bir baskı falan yok mesela bakıldığı zaman Fransa'da. Yani bu eğer bir şey varsa, yani bir milliyetçilik varsa, işte aşırı sağ genel olarak yabancılara karşı. Bu da genellikle o göçmenlere karşı olmak zorunda olacak. Yani onun dışında bizi gibi mesela buradaki insanlara ne yapabilir? Yani yapacak bir şey yok ki. Yani ne yapabilir ki? Çünkü biz bir Fransız yani olarak, yani yabancı kökenli olsak da bir Fransız, yani Fransız'dan daha fazla vergi veriyoruz veya daha fazla yatırımlarımız var sadece Fransa'da. Onun için yabancıların da çoğusu böyle ama onlar biraz daha şey, yani
Bu yeni gelişecek işte yeni akımı önlemek için böyle bir çıkış var işte Avrupa'da. O biraz da biliyorsunuz Suriye Savaşı'ndan sonra başlamıştı bu göçmen şeyi falan. Hı-hı. O biraz ürkütücü şeyler var. Onun dışında yoksa şey olacak yani çok zor. Yabancılara karşı durup da Avrupa'nın. Çünkü halen de Avrupa'nın ihtiyacı var. Elemana, kaliteli elemanlara veya işte inşaat sektörü olsun, restoran sektörü olsun, nasıl Almanya'nın açmış olduğu o vize şeyi, Fransa'nın da ihtiyacı var ve diğer Avrupa ülkelerin, çeşitli ülkelerin ihtiyacı var. Bunu nereden karşılayacaklar? Mecbur diğer ülkelerden karşılayacak. Evet. Peki Süleyman Tosunoğlu, Fransa ve Fransa'daki siyasi gelişmelere dair aktardığınız önemli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayınımızda mutlaka sizi ağırlamak isteriz. Çok çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hoşça kalın. Değerli 12 Punto izleyenleri, bugün 12 Punto stüdyosunda değerli Süleyman Tosunoğlu'nu ağırladık. Kendisi Cumhuriyet Gazetesi Paris temsilcisi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeye devam edin lütfen.